risk almak cesaret işi, özellikle iş hayatında, özel hayatta da bence öyle. İşte şimdi demin size kariyerimden bahsettim. Ama her zaman bunu negatife yormamamız lazım. Çünkü iş hayatında risk denildiğinde, hadi risk analizi yapalım, bunun riskini gözden geçirelim, işte SWOT analizi gibi risk değerlendirmeleri yapalım dediğimizde herkes negatif tarafından bakar. Evet, pozitif tarafları da var ama çoğu kişi bunun negatif tarafına, riskin negatif tarafına odaklanmayı sever. Ama ben bugün biraz daha pozitif tarafına odaklanacağım. O pozitif tarafından çıkarımlar yapacağız. Hem şirketlerde hem özel hayatımızda neler başarabiliriz bu riskleri aldığımızda, bunlara da değinmek istiyorum. Çok pardon. Bu arada ben hızlı konuşurum. Biraz yavaşlayayım. Şöyle, ben şeye inanırım, yani beyin gün içinde arkadaşlar 35 bin farklı karar veriyormuş. Yani 35 bin. Yani şimdi benim bu sunumu durdurup suyu almam, buradaki riskim, acaba seyirci ne dedi, dinleyici, bak adama arka su mu içiyor, bazısı bak adam susadı, su içiyor, yoruldu herhalde veya yorgun diyebilir. Yani her şey bir risk aldığımız arkadaşlar. 35 bin kararın arkasında beyin çok hızlı bir mekanizmayla riskleri değerlendiriyor ve bir şeyler yapıyor. Sonucu pozitif olur, negatif olur. Yani bir göz kapayıp açmanızla dahil, nefes almanız, yemek yemeniz, gün içindeki seçimleriniz de dahil. Tabii bunu biz şimdi böyle söylemesi kolay ama beyin bunu belki de milisaniyeler içinde yapıyor. Diyor, bunun riski nedir soruyor kendine. Bunun bana yararı nedir soruyor ve bunu neden yapmalıyım soruyor. İşte aslında kurumsal kimlikle geldim ben buraya. Bizim iş hayatında her gün sorguladığımız şeyler bunlar arkadaşlar. Bunun riski ne? Bana yararı ne? Neden yapmalıyım? Yani bugün şimdi yavaş yavaş da iş hayatına girelim. Çünkü iş hayatında kariyer seçimleri, pozisyon değiştirmeler, yani başka bir işe geçmeler, endüstriye geçmeler, şu projeyi yapmalı mıyım, yapmamalıyım, bu görevi şimdi mi yapmalıyım, yarın mı yapmalıyım, bugün işe 20 dakika geç mi gitsem, 10 dakika erken mi çıksam, işte bunların hepsi birer risk, birer karar vermemiz lazım. Ama demin dediğim gibi beyin günde 35 bin tane karar alıyor. Ben hep şey derim, ya beynin cipten, İşte hep üniversitede derler ya, iki şık, işte sınavlarda iki şık arasında kaldıysanız ilk aklınıza geleni seçin diye. İşte bence bu buradan geliyor. Çünkü beyin o kadar bence iyi kararlar alıyor ki benim de hayat tecrübemde cidden ilk aklıma gelen karar aldıysam o kararı cidden güzel sonuçları çıkıyor ve riskimi minimize etmiş oluyorum aslında. Dediğim gibi iş hayatında her şey bir risk. Her gün yaptığınız bir hesaplamadan, bir dizayna verdiğiniz bir karar, bir yatırım kararı da olabilir, bir kariyer kararı da olabilir. Birçok risk alıyoruz. Bunlar bazen pozitif yöne de gidebilir, bazen negatif yöne de gidebilir. Ama önemli olan, en önemli şey bunlardan ders çıkarabilmemiz. Çünkü ders çıkarı çıkarı öğreniyoruz. Evet, çok postlar görüyoruz. Hayattan ders çıkartın. Mutlaka bir hata yaptığınızda bundan ders çıkartın. Bu da kolay bir şey değil. İnsan aynı hataları tekrar da yapabiliyor ama eninde sonunda öğreniyor. Bu da bizi aslında sürekli öğrenmeye tetikliyor. Biz de işte ofis çalışanları, yani beyaz yakalar, ben fazla beyaz yaka terimini kullanmam ama ofis çalışanları olarak birçok risk alıyoruz. Ve bu riskleri de aslında sürekli öğrenerek gidiyoruz. Yani eğer sürekli öğrenmiyorsan zaten günümüz dünyasında sürekli geride kalıyorsun. Bu konuya da değineceğiz. O yüzden iş hayatı, ben biraz şöyle anxiety vermeyi severim, böyle heyecan katmayı. Welcome to hell. Yani hani kolay değil. Özel sektörü de kolay değil bu arada. Devleti de kolay değil. Kendi işini kurman da kolay değil. O yüzden hepsi zor. Kendi zorunuzu seçeceksiniz. Tabii ki de bu şirketten şirkete değişir, endüstriden endüstriye yapılan işten işe değişir. Ama her şey bir kararlar silsilesi ve risk almayla hayat devam ediyor yani. Özel sektörde, çalışma hayatında. O yüzden kendi zorunuzu seçin şimdiden. Hani bunu söyleyebilirim. Ben de kendi zorumu özel sektör olarak seçtim. Çünkü özel sektörde bu işin tavanı yok. Devlette de yok diyebiliriz ama bazı yerlerde oluyor. Ama özel sektörde hani dünyanın her yerinde çalışabilirsiniz, evden çalışabilirsiniz. Ben bugün mesela evden çalıştım. Farklı endüstriler, farklı şeyler görebilirsiniz. Ama bunun neticesinde de sizden tabii ki de bir beklenti oluyor. Ve bu beklentileri hani bazen risk alarak da göstermeniz gerekiyor. Bir adım öne geçebilmek için. Tabii dünya değişiyor. Şu anda son 10 seneye bile baktığımızda, hatta son 5 seneye, pandemiyle beraber bile inanılmaz değişti dünya. O yüzden
iş dünyasında da artık karar alma mekanizmaları değişiyor. İnsanlar çünkü hata yapmak istemiyor. Yöneticiler hata yapmak istemiyor. Şirketler hata yapmak istemiyor. Çünkü bu dünya bilinmeyen, karmaşık, kesinliği olmayan ve muğlak bir dünya. Buna da VUCA dünyası diyorlar. Yaklaşık 4-5 yıldır iş hayatının çok gündeminde. İşte CEO çıkıyor, VUCA dünyasında yaşıyoruz arkadaşlar diyor. Bu VUCA dünyasından nasıl sağ çıkabiliriz? Çünkü artık şirketler sürekli varoluşsal böyle şeyleri sorguluyorlar. Ben 5 artık 10 yıllık plan yapmıyorlar. 2-3 yıllık plan yapıyorlar. Çünkü 10 yıl sonra o endüstrinin durup durmayacağını bilmiyorlar. Şirketin ne halde olmayacağını veya ürettikleri ürünün durup durmayacağını bilmiyorlar. O yüzden bu bence özel hayatımız için de geçerli. Çünkü ben mühendisim. Okulda öğrendiğim şeylerin büyük ihtimalle %90'ını falan kullanmıyorum şu an. Ama işte bazen literatürler değişiyor, ders programları değişiyor. Belki de yeni nesil, yeni jenerasyon daha şanslı bu konuda. Ama daha düşünün yani ben de 9-10 sene önce mezun oldum. Ama bu periyotta bile bilgilerimin çoğunu maalesef kullanamıyorum. Çünkü endüstriler değişiyor, yapılan işler değişiyor. O yüzden hem şirketler, hem iş hayatı, hem de kendiniz için de bir vizyonunuz olsun. Kesinlikle bir hedefiniz olsun. Ben şunları yapacağım, şuraya gideceğim, şu noktaya geleceğim diye. Tabii bunlar da kolay olmuyor. Bunun için ne lazım? Dünyayı anlamak lazım. Dünya nereye gidiyor? Biz nereye gidiyoruz? Mesleğimiz nereye gidiyor? Dünyayı anladıktan sonra transparanlıkla o hedefe ulaşabilmemiz için neler yapmamız lazım? Bunu koymamız lazım ortaya ki artık hani dünya ne yöne gitse bir karar verelim ve agility yazmışız zaten buraya o muğlaklığı hani aşabilmek için çevik olalım. Yani bu çevik olmak, çok hızlı çalışmak, işleri çok yapmak anlamında değil. Doğru yönde doğru kararları verip doğru riskleri alıp doğru yerlere odaklanmak. Tabii bunların hiçbiri kolay değil. Tecrübeyle sabit. Biraz hani zaman geçtikçe aslında öğreniyorsunuz. Çünkü bana öğrencilerden inanılmaz soru geliyor. Ya ben şu endüstride çalışmak istiyorum. Hangi programı kullanayım? Veya neleri öğrenmeliyim? Sen mezun olana kadar o endüstri kalmayabilir bir. İkincisi hangi şirketin ne program kullandığı, hangi araçları kullandığını bilemezsiniz arkadaşlar. Onlar da değişiyor. Dijital araçlar da çok hızlı değişiyor. O yüzden bunlara adapte olabilmek lazım. O altyapıyı sağlam tutabilmek lazım. Bence bunlardan en önemlisi öğrenebilme, hızlı adapte olabilme yetisi. Yani bir şeyler araştırıp yeni bir şeyler öğrenebilme. Ben mesela şuna çok kızarım. Şirkette biri Google'a yazıp 5 saniyede bulabileceği bir şeyi bana soruyorsa ya bu sıkıntılı bir şey. Yani işte bu öğrenebilmeyi öğrenmek aslında. Hani o kişiye ben derim ki öğrenmeyi öğrenememiş derim. Hani Google'a yaz 5 dakika bir araştır bul. Belki de daha fazla bilgiye ulaşacaksın benden alacağın bilgiyle. Böyle umarım iş arkadaşlarımdan biri dinlemiyordur beni. Şöyle tabii bir sürü risk alıyoruz diyoruz. Bunlar çok büyük riskler de var. Ben mesela mühendisim. Biz bir proje yaparken, bir işe girerken işlerimden biri de olabilecek riskleri minimize etmek. Yani olabildiğince azaltmak ki daha sonra başımıza bir iş çıkmasın. İşte bir sürü bunların araçları var. İşte FMEA, SWOT analizi, işte dataya dayalı karar verme gibi. Tabii elimizde bizim böyle Ant-Man gibi hemen bu riskleri küçültecek bir şey yok. Bunlar da yine tecrübeyle, bilgiyle, know-how'la olacak şeyler. Bunlar içinden bir kişi de karar vermiyor, birçok insan toplanıyor. Ama dediğim gibi önceden insanlara daha çok dayalıydı böyle şeyler. Bu riskleri minimize etmek, anlamak. Ama artık yeni dünyada bambaşka bir şey var. Bu şey de tabii ki petrol değil ama bizim içimizde bulunduğumuz 100 yılın petrolü denilen bir şey var arkadaşlar. Bu da data. Yani bizim şirketlerdeki en önemli karar verme aracımız datalar arkadaşlar. Geçmiş dataları yorumlamak, ileriye yönelik datalara bakmak ve buralardan proaktif olarak karar verebilmek önemli. Yani bu sadece bir mühendislik için de gerekli değil. İşte Instagram'a girdiğinizde veya diğer sosyal mecralara girdiğinizde, YouTube'a girdiğinizde önünüze çıkan reklamlar da datalara dayalı veriliyor. Veya siz işte bir yere tatile gideceksiniz, işte Netflix'in yeni çalışmaları var mesela, sizin en çok izlediğiniz yerlerdeki işte dizilerde, filmlerde geçen lokasyonlara göre tatil önerileri verme gibi bunların hepsi de dataya bağlı kalıyor. Çünkü
Artık yani gerçek şey data arkadaşlar. Yani ben ne kadar biliyorum, ediyorum, benim şu kadarlık tecrübem var desek de data yalan söylemiyor. Hatta iş hayatında şöyle bir söz var. Ben de geçen duydum bunu. Birini döveceksen datayla döv derler. İşte biri hata yaptı mesela. Yönetici gelecek. Ya sen de bunu beceremiyorsun. Sen de şunu yapamıyorsun değil de işte elindeki datalarla yapıcı geri bildirim vermek en önemli şey. Bak şu şu seviyeden şuralara geldik. Şuralarda bir müdahaleyi yapmamız gerekirdi diye. Tabii bu dataları toplamak, doğru data setini oluşturmak ve bunları analiz etmek kolay değil. Şimdi ben hani buradan şey de vermeyeyim. Tabii her şirkette bunu kullanmıyor. Yani ama mezun olduktan sonra data nasıl yorumlanır? İşte bir ben şimdi Six Sigma araçları var mesela, data analytics eğitimleri var. Bunları al, yani bir sürü grafik türü var. Bunların yorumlanmasını bilmek bile size bir şey katar ileride. Çünkü dünya gittikçe bu yöne gidiyor. Ben kendi şirketimden örnek vereyim. Visman'da son 3 senede sahadan, sadece makinalardan topladığımız data 3 milyara yakın data. Bunların %80'ini de verimli. Yani bizim her gün kullanıp baktığımız hem üretim verileri, makine parametreleri, aynı zamanda ERP yani SAP'den toplanan dataların da analizleri bunların içine giriyor. Yani bir şöyle söyleyeyim, örümcek gibi bir ağınız var tüm organizasyonda ve herhangi bir noktada olan sapmayı bu datalarla görüyoruz ve bu datalarla da ileriye dönük kararlar veriyoruz. Buraya yeni yatırım yapalım mı? Makine arızalarımızı ne kadar düşürelim? Verimliliğimizi ne kadar arttıralım? Finansallarda ne durumdayız gibi birçok kararı da artık datalara dayalı veriyoruz. Ki dünyanın çoğu da artık bu noktaya gidiyor. Gitmeyenlere ne oluyor peki? Ben çok bilirim diyenlere, benim dediğim budur, biz en iyisini yaparız, biz değişmeyiz, biz risk almayız diyenlere peki ne oluyor? Bunun şöyle, buna girmeden önce reklam arası gibi bir su içeyim, çok pardon. Bunun psikolojide bir ismi var arkadaşlar, Kodak sendromu diyorlar. Biri bazen şey denilebiliyor işte demin dediğim gibi biz en iyisiyiz sendromu da denilebiliyor. Diğer bir şekilde de gelen riski görmesine rağmen değişmeme, adapte olamama ve yeni bir şeyler üretmeme gibi de açıklanıyor. Kodak sendromu. O yüzden ben şunu söylüyorum. Evet şirketler var ama bence özel hayatınızda da kendi hayatınızda kariyerinizde de Kodak sendromuna maruz kalmayın. Bu da nereden geliyor? Kodak'a bilenler var mı bilmiyorum. Hala tabii ki var, bir şeyler üretiyorlar ama eski büyüklüğünde değil. 60-70 yıllık bir film üreticisi. Fotoğraf makineleri için, işte fotoğraf makinesi de üretiyordu. 1990'larda dijital fotoğraf makineleri çıkmaya başladığında Kodak şirketi şey diyor. Ya biz yıllardır insanlar filmli makine kullanıyor. Bunları bırakamazlar. İnsanlar bunu çok seviyor. O klik sesini bile çok seviyor. Bunu bırakamazlar diyorlar. Ve hala film işte üretmeye veya filmli fotoğraf makinesi üretmeye devam ediyorlar. Hatta en adapte olmuş halleri, bir tane dijital fotoğraf makinesi çıkartıyorlar. O da filmle çalışıyor. Tabii dijital fotoğraf makineleri inanılmaz bir atılım yapıyor. Daha sonra da yani fotoğraflı telefonlar son darbeyi vuruyor arkadaşlar. Kodak ve Kodak batıyor. Yani para kazanarak batıyor arkadaşlar aslında. Yani bundan zaten işte Kodak sendromuna dönüyor. Biz hala satıyoruz, para kazanıyoruz diyorlar ama bir anda şirket gidiyor. Ve bunun Kodak sendromuna yakalanmış bazı büyük diğer şirketler de var. Bu arada bunun başka bir versiyonu da, ismini unuttum, bir tane gemi denize çok yakın. O gemi mesela denize, sahile çok yakın, pardon. Sahile çok yakın olmasına rağmen bir yere çarpıyor, batmak üzere. Ama insanlar biz ne de olsa sahile yakınız, bizi kurtaracaklar veya bu şeyde bir şey olmaz diye çıkıyorlar. Güvertede sahili izliyorlar. İnsanlara el falan sallıyorlar. Arkadaşlar 1.000 küsür kişi falan ölmüştü galiba. Onun da buna benzer bir sendrom ismi var. Tabii Kodak tek değil, en üstte son böyle yıllara baktığımızda. Evet batmadı bu devlet şirketi ama inanılmaz zarar etti. NASA. NASA'yı kim peki disrupt etme aşamasında? SpaceX arkadaşlar. İşte tabii buraya Elon Musk yatırım yapıyor ama SpaceX'e NASA'nın değişmeyeceğini, NASA'nın risk almayacağını yatırım yapıyor. Çünkü NASA'daki mühendisler belki de 40 yıllık, 50 yıllık mühendisler var, 30 yıllık mühendisler var. Biz NASA'yız. NASA en iyi roketleri üretir. NASA hiçbir zaman hata yapmaz. Biz en iyisiyiz. O yüzden de
inovasyona kafa patlatmadılar. Ama Elon Musk buradaki bu değişmeme potansiyelini gördü ve işte PayPal satıldıktan sonra belli bir yatırımcılardan da para topladıktan sonra SpaceX'i kurdu 2002 yılında. Reusable, yani yeniden kullanılabilir roket yaptı. Hatta 2 saat önce de şöyle söyleyeyim, Falcon 9 roketi yeniden yolladılar. Yani şöyle 45 dakika içinde yörüngeye 46 tane roketi bırakıp roket geldi yerine, okyanusun ortasındaki yerine oturdu yeniden. Yani bir roketin parçalanmasına gerek kalmadı. Şu anda NASA'nın en büyük konstrüktörü, yapıcısı SpaceX, keza bizim de, bizim gibi ülkelerin de uydularını fırlatıyor. Diğer bir şey mesela buna benzer olacak, riski görüp o riske adapte olmaya taksiler, tabii buradakiler değil ama değişim dediğim gibi kaçınılmaz. Eninde sonunda gelecek arkadaşlar. Uber, tabii Uber bir teknoloji şirketi, bir taksi şirketi değil ama buradaki en önemli şey buradaki yine değişme potansiyelini ve insanların risk almama potansiyelini görüp böyle bir işe girişmek. Bu arada Uber'in hikayesinde herkes işte teknoloji şirketi ama bize şu an çok basit geliyor. İşte bakıyoruz uygulamada iki tane yıldızını veriyoruz. Araba nereden geliyor, bizi nereden alacak işaretliyoruz. Öncesinde parasını görüyoruz. Bize şu an çok basit geliyor ama düşünün, çıkmadan önce Uber 2-3 sene sosyologlarla, psikologlarla, psikiyatristlerle çalışmışlar. Çünkü size anneniz babanız ne diyor? Küçüklükten beri yabancıların arabasına binmeyin diyor. Ama Uber'le biniyorsunuz. İnsanları bunu nasıl adapte edebiliriz? İnsanları bu riski nasıl aldırabiliriz, onları rahatlatabiliriz diye çalışıyorlar ve sonunda da böyle bir uygulama çıkıyor. Şimdi de bir teknoloji şirketi. Tabii diğer bir şey de buna benzer, Alman otomotiv devleri arkadaşlar. Daha dün CEO'su işten yanmalılarda en iyi otomobil üreticisi hala biziz. İşten yanmalıların bittiğini düşünmüyorum diye açıklama yapmış. Ben gördüğümde bunu inanamadım. Çünkü şu andaki Tesla'nın pazar payı tüm otomotiv devlerinin toplamından daha büyük. Yine buradaki işte o değişime, öncülük etme, değiştirebilme dünyayı çok çok iyi. Bu teknoloji, yani elektrikli araba yıllardır var arkadaşlar. Yani 1928'lerde bile yapılmış elektrikli araba var ama insanlara bunu kullandırabilmek ve adapte edebilmek doğru zamanda çok çok önemli. İşte bu riski alabilmek de çok çok önemli ve doğru zamanda da aldı Elon Musk. Yani dünya böyle. Değişiyor. Yani teknolojiler gidiyor, yerine başka şeyler geliyor, endüstriler kalmıyor, büyük şirketler inanılmaz değer kaybediyor, yerine yenileri geliyor. İşte buna disruptive technologies diyorlar. Yani yıkıcı teknoloji. Yıkıcı aslında orada bir şey değil de çok negatif geliyor. Aslında dönüştürücü teknoloji demek çok çok daha iyi. Bu bizim kendimiz için de öyle. İşte dediğim gibi okulda öğrendiğim bilgilerin %90'ını kullanmadım. Belki de birçok mühendis veya ofis tarafında çalışan insanlar için de böyle. Hani beyin emekçisi olarak. O yüzden dünya değişiyor. Adapte olacağız. Yani her yerden dalgalar geliyor. Dev dalgalar da geliyor bir anda. İşte pandemiyle beraber birçok şey değişti. Ben hayatta evden çalışma yaptırmam diyen şirketler bile birçok çalışanını evlere gönderdi ve kendi kullandığı araçları bunlara adapte etti ve çalışanlarını da bunlara adapte ettirdi. İşte buradaki tüm mesele, değişecek miyiz? Bu dalgaları mı izleyeceğiz? Yoksa dalgaların içinde surf yapan kişiler mi olacağız? Adapte mi olacağız? Bu VUCA dünyasından sağ mı çıkacağız? Bunlar çok çok önemli. O yüzden dünyayı anlamak çok iyi önemli bu konuda. Evet, her yerden bir şey geliyor. Dünya çok hızlı değişiyor. Biz de her yere koşturacak değiliz tabii ki. Yani Formula 1 arabaları bile, yani en teknolojik arabalar, en hızlı yarış arabaları, hani yarışı bitirebilmek için bile bir iki kere durmak zorundalar. O yüzden bazen bunu anlayabilmek için böyle bir geriye çekilip durup ben ne yapacağım, ne diyeceğim veya şirkette hangi projeyi yapmalıyım, nereye odaklanmalıyım, bunu iyi değerlendirmek ve orada da ona göre riski biçmek lazım ki doğru noktalara hem hedef koyalım hem de o hedef doğrultusunda ilerleyelim. O yüzden bazen değişmemek iyi, bazen değişmek iyi. Bunlar da dediğim gibi tecrübeyle sabit. Hep diyorum ben, demin de dediğim gibi dünya ve trendleri takip etmek önemli. Çünkü hani dünyanın nereye gideceğini bilirsek kendimizi ona hazırlayabiliriz. Yani işte
2012 yılından beri dünyadaki bütün şirketler en üstü 4-0'a koşturuyor. İşte ben de yani 2016'dan beri çalıştığım tüm şirketler her sene en üstü 4-0 dijitalleşme roadmap'leri yaparız. İşte nereyi otonomlaştıralım, nereyi insansızlaştıralım, bunlara kafa patlatırız. İşte dünya işte böyle endüstriyel devrimlerden de geçiyor. Şimdi bir yenisi daha gündemde. İşte yapay zeka devrimi ortada. Ama ondan önce özellikle pandemide işte Endüstri 4.0'a kafa patlatıyoruz dedim. Şimdi de Endüstri 5.0 gündemde mesela. Hani biz daha Endüstri 4.0'ı sindiremedik. Bir şeyler ortaya çıkartamadık. Daha eğitim literatürüne bile alamadık derken hop Endüstri 5.0 çıkıyor. Çünkü yani dünya dediğim gibi değişiyor. Buradaki değişim neydi? Pandemi insansız bir şeylerin zor olacağını, ne kadar otonomlaşsan da, ne kadar teknolojinin olsa da insansız ve insan dimension olmadan, hani o kriteri olmadan bir şeylerin başarılamayacağını dünyada fark etti. Hani bunu şirketler de fark etti. İnsan faktörü önemli. O yüzden de şimdi de Endüstri 5.0 gündemde. İşte yapay zeka ile insan nasıl çalışır? Veya kolaboratif robotla, otomasyonla insan nasıl çalışır? İnsanın konforu teknolojiyle nasıl artar? İnsanla teknolojinin artık iç içe olduğu, beraber çalıştığı bir endüstriyel devrim geliyor. Mesela şimdi bu da hani gaz ve toz bulutu ama yavaş yavaş zaman geçtikçe Endüstri 4.0'la gibi olacak. Ama biz de mesela ülkeye baktığımızda biz tabii ki de Endüstri 3.0'la 4.0 arasındayız. Daha gidecek çok yolumuz var. Bence dünyanın da bu konuda bu arada gidecek çok yolu var. Ama buradaki vermek istediğim mesaj dünya değişiyor. Bir anda yeni bir şeyler çıkabiliyor. İşte bir ara Metaverse inanılmaz gündemdeydi. AR VR teknolojileri inanılmaz gündemdeydi. Yine gündemde olacak bu arada. Bir yere gitmiş değil bunlar. Hala var ama dünya çok hızlı gündem değiştiriyor, yön değiştiriyor. İşte Eylül-Ekim ayında ChatGPT çıktı. Mesela biz de şirket olarak hemen süreçlerimizi bunu nasıl adapte edebiliriz, bundan nasıl fayda sağlayabiliriz? Hemen bunları araştırıyoruz ki bir şey kaçırmayalım. Çünkü arkanızı döndünüz, gözünüzü kapattınız, bir şey kaçırdınız, geçmiş olsun. Çünkü yani karlılığınız azalıyor, doğru kararları veremiyorsunuz, risklerinizi yönetemiyorsunuz ve deminki verdiğim şirketler gibi küçülüyorsunuz veya yok oluyorsunuz arkadaşlar. O yüzden takip etmek önemli. İşte ChatGPT derken hani gidelim onu bakalım araştıralım derken hop bir anda 2-3 hafta önce AutoGPT çıktı. İşte senin yerine prompt yazıyor, bir sürü öneriler veriyor. Tabii sözde insan konforunu azaltmaya yönelik. Yani biz bu teknolojiler hani insanı işte salaklaştıracak falan diyorlar. Bence alakası yok. O promptları doğru yazabilmek, GPT'yi eğitebilmek çok çok önemli bir meziyet bence. O yüzden yavaş yavaş hiç böyle duymayan varsa bir girsin, araştırsın, baksın, bir yoklasın bence. Çünkü yani özellikle Microsoft gibi bir şirket böyle bir şirketin %48'ini, %49'unu almaz arkadaşlar ki Microsoft Office araçlarına da bunu büyük ihtimalle entegre edecekler. O yüzden çünkü büyük ihtimalle 2-3 seneye iş ilanlarında yani GPT kullanabilen, Excel'le beraber GPT kullanabilen işte mühendis çalışan ilanları da yavaş yavaş çıkmaya başlayacak. Ama dediğim gibi hıp hızlı değişiyor ve yapay zeka araçları o kadar çok. Yani ben şöyle yani işte Twitter'da yazın mesela yapay zeka haberleri paylaşan hesaplar var. Yani günde adam 10 tane farklı araç paylaşıyor. Ben hangi birine odaklanayım, hangi birini kontrol edeyim, hangi birini deneyeyim? O kadar çok ki arkadaşlar hani dijital araçlar, bu değişen şeyler o kadar çok ki şu an dünyada. Hani hangi treni atlayacağız? Bu da bir söz konusu. Yeni yeni endüstriler çıkıyor. Ben hangi endüstriye odaklanacağım? Nelerden vazgeçeceğim? Neleri yeniden öğreneceğim? İşte bu yine biraz tecrübe, biraz ilgi alanı, biraz da o motivasyon kaynağı. Hani ben başta dedim ya sevdiğin şeyi yapmak burada çok çok önemli. Ama şöyle de bir şey var. Günümüzün süper gücü arkadaşlar. Yani günümüzdeki nasıl Superman uçabiliyor, gözlerinden ışın çıkartabiliyorsa bence şu dünyadaki, günümüz dünyasındaki süper güç de odaklanmak. Eğer bir insan odaklanıyorsa başaramayacağı bir şey yok bence. Çünkü bu kadar distraction'ın, dikkat dağıtan şeyin olduğu bir dünyada işte sosyal medyası, bu değişen gündemler, bizim ülkemiz için bunu 2-3'te de çarpabiliriz bu arada. Sürekli yeni bir şeyler, yeni şeylerle uğraştığımız, düşündüğümüz için da bizim için çok çok daha zor. Yani
Ülkede böyle ekonomi profesörü olmayan kalmadı neredeyse. Hani Fed'in faizini bile takip eder olduk çok detaylı bir şekilde. İşte Amerika'nın verilerini bile takip eder olduk. Ama bu dağınıklıklardan kendini kopartıp bir yere odaklandığında bence artık bu dünyada başarılamayacak bir şey yok. Şöyle ben mesela 45 dakikalık dersler görüyordum. Benim zamanımda bile hani üniversitede 2 saatlik blok dersler oluyormuş. Hani ben şimdi düşündüğümde bize ne yapıyorlarmış dedim yani 2 saatlik blok ders mi olur? Ben nasıl odaklanayım 2 saatlik blok derste? Şu an o odaklanma süresi daha 4-5 sene önce 28 dakikalardayken şu an 7-8 dakikalara inmiş durumda. İşte o Reels'lar, TikTok'lar, hızlı hızlı geçmeler herkesi insan beynini maalesef buna alıştırıyor. Şimdi şirketlerin en büyük derdi de 30 saniyelik videoya bile dayanamayan bir Gen Z'yi nasıl ben oturtacağım 10 saat, 9 saat çalıştıracağım? Bence de büyük dert. Ben de bir böyle late kuşağı olarak benim için bile hani bazen değil zor oluyor yani. Dediğim gibi odaklanmak zor ama odaklandıktan sonra karar vermemiz kolaylaşıyor. O yüzden odaklanmak bunları sindirmek önemlisi. Ama karar vermekte de yine günümüz dünyasında zor. Çünkü riskleri değerlendiremiyoruz. Hani iyi ile kötüyü güzel ayırt edebiliyoruz. Ama iyi ile daha iyi veya hani böyle hafif iyi ayırt etmekte risklerini değerlendirip artık günümüz dünyasında bir adım atmakta daha da zorlanıyoruz. O yüzden odaklanıp bu riskleri görüp kararlarımızı doğru vermek önemli şeylerden biri. İş dünyasında da şöyle de bir gerçeği var. Arkadaşlar risk alanlar daha iyi yerlere gidiyor. Daha iyi yükseliyor. Yani bunun çok örneklerini ben gördüm hayatımda. Çok güzel risk alanlar, çok güzel noktalara erişiyor. İşlerinde risk alanlar yeni şeyler ortaya çıkarmakta çok daha başarılı oluyor. Ve artık şirketler de bunu takdir ediyor. Ama hangi şirketler? Tabii bu da bir seçim. Ha, gelip ben 8-5 çalışırım sonra evime giderim diyenler de var. Bu kesimde risk almayı sevmiyor ama ben buradan emekli olurum. Beni kimse dokunmasın diyor. Bu kişilerin alacağı risk de arkadaşlar demin bahsettiğim Kodak sendromu. Yani artık teknolojinin veya başka bir şeyin senin işinin alıp götürmeyeceğini kestiremezsin. O yüzden de bazen risk almak kendimizi geliştirmek o yönde çok çok önemli. Buradaki en önemli şeylerden biri de learn to unlearn. Yani unutmayı öğrenmek. Şimdi düşünün hemen şirketimizden örnek vereyim. İşte şirketimiz satın alındı Amerikalı şirket tarafından. Biz 5 senedir Google'a geçtik. Google'un araçlarıyla çalışıyoruz. Şu anda ben de size PowerPoint'ten değil Google Slides'tan bir sunum yapıyorum. Google'un araçlarını kullanmayı öğrendik, adapte olduk. Şimdi işte yeni şirket tamamen geçiş olursa Microsoft çalışıyor. Hayda. Şimdi geç. Excel'leri yeniden kurcala. Onlara kafa patlat. Ama bir tarafta da bu yani bildiğimizi unutmak önemli bir şey. Çünkü şu olmamamız lazım Kodak sendromu. Hani riskleri görüp ya ben zaten en iyi bunu biliyorum. Buna bir şey olmaz dememek lazım. O yüzden bilmeyi unutmak da artık bir meziyet. Belli şeylere, belli fikirlere, belli bildiğiniz bilgilere böyle sağlam hani bağlı kalmamak lazım. Tabii hani şirketler diyorum. Şirketlerde doğru kültür olması lazım. Her şirkette risk alınmıyor maalesef. Şirketlerin bunu desteklemesi lazım. Ben şanslı biriyim. Şirketim Visman inanılmaz risk almayı destekliyor. Hata yapabilirsin diyor, yeni bir şeyler deniyorsun diyor. Bu yüzden inanılmaz bir kültür lazım. Doğru kültür. Şöyle bir örnek vereceğim. Bu da Profesör Ufuk Akçiğit'in sunumundan alınma. O da inanılmaz başarılı bir profesör. 42 yaşında. Chicago Üniversitesi'nde kürsü sahibi bir profesör. İşte bizim ülkemizi araştırıyor. İşte toplum var. Yeteneklerimiz var. Üniversitelere gidiyorlar. Daha sonra bu kişiler mezun oluyorlar. Beyin göçüyle gidiyorlar. Yurt dışındaki şirketlerde çalışıyorlar. Ve yurt dışındaki şirketlerde başarılı oluyorlar. Risk alıyorlar. Yeni şeyler ortaya çıkartıyorlar. Sonra şu da incelenmiş. Geriye dönüyorlar. Geriye dönüyorlar ve yeniden eskiye dönüyorlar. Risk almıyor. Stabil işine odaklanıyor. İşte bu da biraz da kültür. Hani bazen hani sorguluyoruz ya bizim ülkemiz niye böyle? İşte düşünün arka planında yatan kodlar, şifreler aslında biraz da bunlar arkadaşlar. Hani bu da kültürümüzün parçası. Aman bana bir şey olmasın da ben işimi yapıp gideyim. Ama işte bazen bu olmuyor. Riskleri de almamız gerekiyor. Hemen şöyle bir örnek vereceğim.
Ses gelir gelmese de ben özetleyeceğim. Bu iki sene önce the subsonic reentry looked very good and stable like we saw again last December, so we've got a lot of good data on flap control. And again, we've just got to work on that landing a little bit, but we'll find out from... Bu SpaceX'in launch mühendisi. Ses tonunu duydunuz değil mi? O kadar sakin ki. Ama iki sene önceki Starship denemesinde Starship yere indikten sonra 30 saniye sonra falan patlıyor. Yani 60-70 milyon dolarlık bir roket patlıyor. Ama o kadar sessiz, sakin bir ses tonu var ki evet bu iniş için biraz daha çalışmamız lazım galiba diyor. Ama başaracağız diyor sonra da. Hani evet başarıya ulaşacağız diyor ve başarıya da daha sonra ulaştılar. Ama geçtiğimiz hafta da mesela aynı mühendis yine havada bildiğiniz gibi infilak etti işte Starship ve Heavy Booster. Orada dedi biz çok güzel datalar topladık. Çok çok daha başarılı fırlatmalar yapacağız bundan sonra dedi. İşte bu arkadaşlar deneysel yaklaşım kültürü. Bizde yok maalesef. Hani risk almayı insanlar itmiyoruz. O adamlar risk aldığı için inovatif ve bir şey yapıyor ve dünyayı değiştiriyorlar. İşte risk almaya ve inovatif ve inovasyona dayalı risk bu. Yani en güzel örneğidir. Yani sen geçen hafta Heavy Booster ve Starship büyük ihtimalle 150 milyon dolar filandır herhalde. Havada infilak etti. Hani Elon Musk'ın yüzü biraz asıldı ama başarılı bir fırlatma saydılar. Niye? Çünkü biliyorlar ki daha sonra başaracaklar. Başarıyı yakalayacaklar. Gelelim kendime. Demin dedim karar vermek çok zor oluyor bazen. Ben 6 sene önce bir karar verdim ve bu kararımı 2 saatte aldım arkadaşlar. Yani 2 saat düşündüm ne olur ne biter Görkem buradan Çin'e gitsen işte boş gibi şirketi bıraktın orada çalışsan ne olur diye. 2 saatte bu kararı verdim ve riskleri gördüm. Ne olup ne biter Çin bir bilinmez yemek nasıl yiyeceğim şirket nasıl şirket kültürü nasıl Çin kültürü nasıl daha önce Çinlilerle hiç çalışmamışım. Evet Avrupalılarla çalıştım ama bir sürü riski vardı. Ama fazla düşünecek bir şeyim yoktu, fazla opsiyonum yoktu ve bu kararı 2 saat içinde aldım ve çok da güzel oldu. Farklı kültürleri öğrendim, kendime çok güzel şeyler kattım. Ben hep diyorum işte Çince öğrendim, bir sürü farklı yer gördüm, bir sürü farklı insanla tanıştım. Hep diyorum Çin'e gittikten sonraki Görkem'le gitmeden önceki Görkem arasında dağlar kadar fark var arkadaşlar. O yüzden bazen risk almak güzel, çok güzel sonuçlara yol açıyor. Ben işte SpaceX'in dediğim deminki o aldığı riskler de bence çok güzel şeylere sonuç açtı. Burada benim kendi kişisel hayatımda aldığım risk de çok güzel bana kazanımlar elde ettirdi. Şimdi tabii yıllar geçtikçe o dediğim gibi o dağınıklılık birçok şeyden benim hani distraction dediğim şeyler artık odaklanmamızı da zorlaştırıyor ve karar almamızı da zorlaştırıyor aslında. Bu da karar alma yorgunluğu oluyor biraz da. Mesela şimdi bana aynı teklif gelse veya Avrupa'dan bir teklif gelse 50 milyon tane şeyi düşünürüm. Acaba orada nerede yemek yiyeceğim, evime araç gereci nerede alacağım gibi. O yüzden de bazen de fazla düşünmemek ve riski almak önemli. Buradaki vereceğim en önemli şey de konfor alanından çıkmak arkadaşlar. Hani konfor alanımızdan çıktıkça o riskleri alabiliyoruz ve o riskleri aslında başarıya çevirebiliyoruz. O yüzden konfor alanına fazla alışmamak lazım. Bence bir zehir konfor alanı. Bu riskleri de bazen öngörüp o konfor alanını da yok edip riskleri her zaman başarıya çevirebiliriz. Yani birçok şey risk olarak görüyoruz ama yapılabilecek bir şeyi cidden küçük parçalara, küçük adımlara böldüğümüzde başaramayacak bir şey yok arkadaşlar. Bu büyük bir proje de olabilir, bir kariyer hedefi de olabilir. Her zaman başarıya ulaşabilir. O yüzden hani kariyerinizde bir sürü risk var. Ama işte riskler bazen başarılı olur, bazen başarısız olur. Bu da ayrı bir sendrom. Yavru kuş sendromu. Lütfen şey beklemeyin. Birinin gelip sizin ağzınıza işte mamayı, besini veya elinizden tutup bir yerlere götürmesini beklemeyin. Her zaman kendi riskinizi kendiniz değerlendirin. Başkasının sizin adınıza risk almasını beklemeyin. Değişen dünyada sürekli risk alacağız. Her gün alıyoruz zaten. Bir future proof, Türkçesi tam ya işte bulletproof var. Hani kurşun geçirmez ama gelecek geçirmez olmak lazım günümüz dünyasında. İleriyi düzgün öngörebilmemiz lazım. O yüzden de bir future proof ve
sürekli gelişmek bence önemli şey diyorum. Öğrenmeyi öğrenebilmek de önemli. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şöyle bir 15 dakikamız kaldı. Soru cevap da yapabiliriz ama ondan önce beni LinkedIn'dan takip edebilirsiniz. Görkem Sakınmaz. Aynı zamanda YouTube'a video da çekiyorum. Hem mühendislikle ilgili hem iş hayatıyla ilgili. Aynı zamanda da Instagram'da Gevrek Firarda adlı bir Instagram hesabım var. İş dünyasıyla ilgili şeyler paylaşıyorum. Hem de kariyerle ilgili şeyler paylaşıyorum.